Merkez Bankası faizi %50'ye yükseltti biliyorsunuz. Piyasalar karardan nasıl etkilendi peki? Bu soruya yanıt arayacağız. A Haber ekibinden Hasan Zahit Ezin ve konuğuna dönelim hemen. Hasan Zahit söz sizde. Banu Bey, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve böylece %45'ten %50'ye çıkarmış oldu ve durum buyken de 500 bas puan artırılmış oldu. Peki bunda Merkez Bankası'nın faiz artırımında piyasaya etkisi ne oldu? Şimdi çok önemli bir yayın konuğum var ve A'dan Z'ye tüm detayları konuşacağız. Finans analisti İslam Memiş. Efendim teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Hoş geldiniz. İslam Bey, şimdi öncelikle bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar için sürpriz oldu. Piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. 500 bas puanlık faiz artırımı bekleniyor ama Mayıs veya Haziran ayında bekleniyordu. Bugün 500 bas puanlık faiz artırımı yapması piyasalar için sürpriz oldu. Genel itibariyle de pozitif bir havaya neden olduğunu gözlemliyoruz. Mesela Borsa İstanbul Endeksi şu anda 9.121 puanda, %2 civarında primli, yükselişle günü şu anda idare ediyor. Döviz kurlarında bir gerileme var, %1 civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. 32 lira 10 kuruş civarında bir dolar kuru var. 35 lira 0.8 kuruş, 35 lira 0.8 seviyesinde bir Euro TL kuru var karşımızda. Burada döviz kurlarının gerilediğini, borsanın tekrar hızlıca toparlandığını gözlemliyoruz. Genel itibariyle bugünkü kararın piyasaları şaşırtan bir karar olduğunu söyleyebilirim. Efendim, peki altında durum nedir? Altın fiyatlarında bugün yeni rekorlar gördük. Bu hafta önemliydi. Özellikle dün akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Fed faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Özellikle Haziran sonrası faiz indirimlerinin sinyalini verdi. Ons altın tarafında ve gram altın tarafında yeni rekorlar gördük. 2223 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın karşımızda. Şu anda 2208 dolar seviyesinde. Gram altında 2548 lira seviyesine kadar fiziki altın tarafında yükseliş yaptı. Şu anda 2515-2517 lira seviyesinde. Burada da gram altında her gün yeni bir rekorun kırıldığını aslında bize göstermiş oluyor. Uzun vadede beklentimiz aynı. 3000-3500 lira aralığı. Ama kısa vadede biraz dikkat etmekte fayda var. Nisan ayı Mart ayına kıyasla biraz daha sakin bir seyirde geçebilir. Kar satışlarına mahkum olan bir ons altın ve gram altın var. Bugünlerde gram altının karşısında mesela euronun, mesela sterlinin veya borsanın daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır altın fiyatlarında. Buraları takip etmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz oldu. Oldukça önemli konudan bahsettik. Diyelim, sözü size bırakalım Banu Bey.